Merhaba sevgili herkes, nasılsınız? Umarım herkes sağlıklıdır. Umarım her şey de yolundadır. Şimdi uzaktan eğitim sürecinde bizi etkileyen durumları hem görüşmelerimizden öğretmenlerle hem çocuklarla yaptığımız canlı derslerle hem öğretmenlerin bize geri dönüşleriyle, ailelerin bize geri dönüşleriyle şöyle kısaca bir bütün bunlar hakkında bir konuşma yapmak istiyorum. Umarım hepimiz için faydalı olur. Şimdi çocuklarımızın eğitiminde başarılı olmalarında en etkili faktörler tabii ki aile, okul ve öğrencinin hazır bulunmuşluk düzeyi. Ve bütün bu fonksiyonların birbirleriyle uyum içinde olmaları aslında. Ve ailenin eğitim öğretimle ilgili yaklaşımları çocukların tabii ki başarısını olumlu ya da olumsuz etkileyecektir. Şimdi salgın döneminde hiç beklemediğimiz bir durum yaşıyoruz hepimiz. Okulların uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte de eğitim öğretim faaliyetlerini evimizden yürütüyoruz. Ama bazı durumlar bu süreci biraz etkiliyor. Ama şunu unutmayalım. Çocukların uzaktan eğitime katılmaları neden önemli? Bir kere en başta şu, sınıf seviyesindeki kazanımlarını öğrenebilmeleri, devam ettirebilmeleri, öğrenmelerini, daha önce öğrendiği bilgileri unutmamaları, okullar açıldığında okula uyum sağlayabilmeleri, eğitim öğretimden tabii ki kopmamaları, evde zamanlarını boşa harcamamaları diyelim. Evde yaptıkları sorumlulukları, becerileri, okulda ya da yaptıkları sorumlulukları, becerileri devam ettirmeleri tabii ki. Ve bu yüzden de uzaktan eğitime katılmaları gerçekten çok önemli. Ama uzaktan eğitim çok önemli fakat alışık olmadığımız bazı durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi. İşte aileler bazı sıkıntılar yaşıyor. Mesela işte teknolojik aletlerin yetersizliği, internet donanımının yeterli olmayışı, ailelerimizin bu sürece çok hazır olmayışı, evin kalabalık oluşu, evde çok fazla öğrencinin olması ve işte canlı uzaktan eğitim derslere katılma oranının düşüklüğü, telefonu olan anne babaların ya da telefonu olan ama çalışmak zorunda olan anne babaların telefonu birlikte götürmeleri, başka bir aletin olmamaları, öğrencilerin kendilerinin canlı derse karşı ilgisizliği, isteksizliği, aileler açısından durumu olumsuz etkiliyor. Öğretmenler açısından da tabii durum bazı problemler yaşanıyor. Mesela canlı derse yeteri kadar katılımın olmaması, tam bir sınıf mevcudu kadar katılımın olmaması öğretmenleri etkiliyor. İşte bazı öğrencilerin birinci derse katılıp ikinci derse katılmaması ya da işte gün içerisinde üç derse katılıp geri kalan üç derse katılmaması, öğrencilerin canlı derste öğrendiklerini tekrar etmemeleri, bazı öğrencilerin canlı derse katılıp ancak ödev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi, işte öğrencilerin kendi isimleri dışında farklı isimlerle derse girmesi, ders arasında chatleşmeler, dersin ortasında öğrencilere aile üyeleri tarafından işte farklı görevler verilmesi, işte bir anneme şöyle lazımdı da gittim geldim gibi mesela. Herkesin olduğu ortamda, kalabalık ortamda canlı derse katılması. Ya da işte gerekli olan malzemeleri yerinde getirmemesi, yanında getirmemesi, işte canlı ders esnasında bir kitabımı alayım geleyim, bir defterimi alayım geleyim gibi, sabah kahvaltısı yapmaması, uykusuz olması, canlı dersler haricinde teknolojiyi olduğundan fazla kullanması ve öğrencilerin aslında yeteri kadar takip edilmemesi de öğretmenlerimizin açısından yaşadığı sorunlar arasında yer alıyor. Peki yaşanılan problemlere rağmen o öğrencilerimizin başarısını artırmak için ne yapılabilir? Bir kere en başta öğrencilerin takibi yapılmalı. Bütün canlı derslere katılmasının sağlanması, uyku düzenine, kahvaltısına dikkat edilmesi,
Canlı derslerden sonra öğrenilen bilgilerin ya da ödevlerin yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi. Aslında değişen tek şey, öğrenciler de böyle söylüyordu bana. Okula gitmiyoruz, evet, ama okulumuz evimizde. Saatlerimiz okul saatleri gibi. Saat 2'ye doğru dersler bitiyor. Bazı günler biriler öğleden sonra da yapıyor. Dolayısıyla hani okula gidiyormuş gibi her gün sabah 9'dan işte canlı derse bitirmek kadar o 6 saate katılmak, sonra ödevlerinin kontrol edilmesi, zamanında yollanması, bunların takip edilmesi tabii ki öğrenci başarısını oldukça etkileyecektir. İşte çocuklara söylüyoruz, sizler de kontrol ederseniz seviniriz, bir planlarının olması, uygun çalışma ortamlarında çalışması, çok gürültülü yerlerde çalışmaması, dikkat dağıtacak şeylerden uzak olması, belirli aralıklarla öğretmenlerimizden öğrenciler hakkında bilgi alınması, işte derse katılıyor mu, işte sorulara cevap veriyor mu ya da işte ödevlerini zamanında yolluyor mu gibi öğretmenlere dönüşler verilmesi, konuşulması, evde test çözümü ya da soru çözümü özellikle üst sınıflar için tabii ki daha önemli sağlanması, bol kitap okumaları, serbest zamanlarında teknolojik aletler yerine bunların takibinin yapılması, canlı derste öğrencileri yalnız bırakmak, mümkünse görevler vermemek, onu sadece tek kişi orada canlı derse katılmak olsun gibi, canlı derslerde isimlerinin doğru yazılıp yazılmadığını, chat yapıp yapılmadığını şöyle göz ucuyla kontrol edilmesi, bunların hakkında konuşulması, tabii ki evde mutlu huzurlu bir ortamda olmak onların başarısını daha da etkileyecektir. Oyun oynayabilecekleri, birlikte vakit geçirebileceğiniz zamanların olması. Çünkü bütün bunların hepsi öğrencinin teknolojiden de uzaklaşmasını sağlayacaktır. Yani özetle çok baskıcı olmadan ama bir kontrol mekanizmasıyla öğrencilerin takibi onların başarısını arttıracaktır. Ayrıca üst sınıflar için branş derslerine katılıp katılmadığı. Çünkü öyle zaman oluyor ki derslere giriyorlar, evet, ama bazen branş derslerine girmiyorlar. Ya da aileler işte farklı yerlere gidiyorlar, orada internet çekilmiyor. Dolayısıyla işte derse giremedik gibi. Ama önemli olan burada nasıl okuldan bir gün bile devamsızlık etmeden geliyorduk. Canlı derslere de uzaktan eğitimde de bir gün bile eksiltmeden derslere girmemiz gerekmekte. Çünkü en başta söylediğim gibi becerilerinin devam etmesi, bilgilerinin devam etmesi, öğrendiği bilgileri unutmaması, tekrar etmesi, aynı zamanda sanal da olsa arkadaşlarıyla sohbet etmesi, öğretmeniyle sohbet etmesi, onların sesini duyması tabii ki öğrencilerin eğitimdeki başarılarını artıracaktır. Bunlarla ilgili bir sıkıntı, bir problem olursa zaten telefon numaram herkeste var. Birlikte konuşuruz diye düşünüyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.